Baba olarak ben, annesi, eşi, hele hele 3 tane çocuğu var. Onların durumu çok perişan. Her gün bir haber bekliyoruz. Acaba bugün mü bir haber gelir, yarın mı bir haber gelir? Çaresiziz, çıkmazdayız. Belirsizlik bizi yıkıyor. Allah kimsenin başına vermesin bu belirsizliği. Annesi babası feryat etti. Milletvekilleri peşine düştü. Yusuf Bilge Tunç bir şekilde arabayla kaçırıldı. Bunun nasıl olduğunu, ne şekilde geliştiğini, kimler tarafından yapıldığını çok iyi biliyorum. Bilmesem bu kadar iddialı konuşmam. Zorla kaybedilmeler insanlığa karşı suçtur. Tekrar ifade ediyorum. Bunların kaybedilmesinden doğrudan doğruya hükümet sorumludur. Açıklama yapmayan bakanlıklar sorumludur. Bu suçlarda zaman aşımı yoktur. Yusuf Bilge Tunç 6 Ağustos 2019'da başkent Ankara'da siyah transporterla kaçırıldı. O günden beri kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığında çalışıyordu. KHK ile ihraç edilmişti. Aradan geçen 800 gün kız kardeşinin tanımıyla ailesi için bir bitkisel hayat dönemi oldu. Bolt Plus'a konuşan Şefika Nurkurt, akıllarından geçen ama dillendirmekte zorlandıkları cümleleri ilk kez kurdu. 2 yıl çok uzun bir zaman. Ortaya çıkmasını yine de ümit edebiliyorum. Yine de bir parça, ufak bir ümit var. Çünkü elimizde başına bir şey gelmiş olduğuyla ilgili bir delil yok. Yani bunu çok iyi anlayabiliyorum. Hani üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen oğlunun öldüğüne inanamayan hani annelerin halini çok iyi anlayabiliyorum gerçekten. Çünkü bir mezarı yok. Yani elinizde öldüğüne dair bir şey yok. Hep ümit etmek istiyor insan. Hani bir gün olacak. Hani rüyalarımızdaki gibi gelecek bir gün diyorsunuz. Yani buna, yani bu ufacık ümit kırıntısı beni yine hani bir şeyler yapmak için çaba sarf etmemin tek nedeni. Yani öldüğünü mü düşünüyorsunuz abinizin? Ben yani öldüğünü düşünüyorum aslında. Ölmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama yine de o ümidimi de bir türlü atamıyorum şimdi. Yusuf Bilge Tunç'un başına ne geldi? Aslında bu sadece bir ailenin ya da bir kişinin güvenliğiyle ilgili bir durum değil. Türkiye'nin karanlık geçmişi ve bugününe turnusol kağıdı olan bir skandallar zinciri var ortada. Pozitif bir adım atılmadı. Yani güzergahı biz kendi elimizle çıkardık, verdik. Hani arkadaşları çok uğraştı bu konuda tek tek. Şurada kamera var, şu numaralı kamera şeklinde. Dilekçemizi ekledik, bunların araştırılmasını istiyoruz dedik. 20'den fazla kamera olmasına rağmen bir tane kamera kaydı, MOBESE kamera kaydı bile incelenmedi. Bir tanesi bile. Hani bu bile sadece bence bu olayın araştırılmak istenmediğinin, üstünün kapatılmak istendiğinin bir göstergesi. Yani bunu başka türlü açıklayamıyorum. Yani bir insan kayboluyor. Hani kim kaybetmiş olursa olsun, hani şu yaptı, bu yaptı demeye gerek yok. Devletin sorumluluğu bunun üzerine gitmek. Bunu araştırmak, bunu çözmeye çalışmak, bunun için bir adım atmak. Hatta şunu da söyleyeyim. 10 ay dosyaya gizlilik kararı getirildi. Şöyle bir saçmalık da yapılmış. Daha sonra gizlilik kararı kalktıktan sonra bunu öğrenmiş oluyoruz. 8 ay boyunca 9 kez dosya birleştiriliyor. Terör suçundan abimin dosyası vardı. Bir de kayıp olma ile ilgili dosyası. Bu iki dosya 8 ayda 9 kez birleştiriliyor ve ayrılıyor. Yani bununla uğraşmışlar. Yani bu ne demek? Hani birleştirilip ayrılması demek farklı birimlerin ilgilenmesi demek. Dosya bir oraya gidiyor, terör birimine, bir asayiş kayıp birimine gidiyor. Bir orada, bir burada. Yani dosya dolaştırılmış 8-9 ay boyunca. Yapılan tek şey bence sistematik bir oyalama yani. Ağabeyinin karakteristik özelliklerini anlatan Şefika Nurkurt, onu tanısalar saçının kılına zarar vermezlerdi diyor. Abim karakter olarak yani çok sıcakkanlı, zeki ve naif bir insandı. İnsan ilişkilerine çok önem verirdi. Yani ben çok kolay hayır derim insanlara. Hani hiç yani direkt hayır diyebilirim. Ama kendisi hani bunu yani kabul etmeyecekse, birini reddedecekse bile o üslubunu ayarlar. Hani ondan sonra o şekilde cevap verirdi. Kesinlikle hani bir insanı, hatta beni eleştirirdi bu konuda. Yani o derece naif bir insandı. Evlatlarına çok düşkündü. Ben hatırlıyorum ilk çocuğu dünyaya geldiğinde hani onu özlediği için
işten eve nasıl koşarak gittiğini anlattığını, yani onlarla çok ilgili bir babaydı. Bazen şunu düşündüğüm de olmuştur, yani ne kadar hani iyimser bir düşünce bilmiyorum ama hani onu kaçıranlar, yani bu failler tanımış olsalardı, yani saçının teline bile zarar vermeyi bence o hani zalimlerin bile yani yüreği yemezdi diye düşünüyorum bazen, yüreği kaldırmazdı. Gerçekten çok naif bir insandı. Sürekli abim şu anda ne durumda? Hani bunu düşünerek ne yapıyor? Yani bir işkenceye maruz kalıyor olma ihtimali çok yüksekti. Hani bu çok zordu gerçekten sürekli bunları düşünmek. Ben çocuklarımla hani kaçma kovalamaca bile oynayamıyordum o derece. Hani her şey bana onu hatırlatıyordu. Birçok şey okudum hani bu konuda. Hiçbir bilgim yoktu. Onları okudukça daha da kötü oldum. Hani başına gelen insanlar, yani daha sonra ortaya çıktıktan sonra maruz kaldıkları işkenceleri anlatmışlar. Zabit kişi bunu çok hani detaylarıyla anlatmıştı. Bunları öğrenince tabii olabilecek şeyleri hayal etmek korkunç bir şey gerçekten. Yani o günlerde ben akıl sağlığımı korumaya çalıştım diyebilirim sadece gerçekten. Çünkü bunları düşünmek, sadece düşünmek bile, hani bırakın bu konuda konuşup bir şeyler yapmaya çalışmayı, düşünmek bile yani beni, hani benim için yeterince zor bir durumdu. Ağabeyinin kaçırılmasından beri zor günler geçiren Doktor Şefika Nurkurt da KHK ile işinden olmuş. Hayatı alt üst edilen bilim insanı çaresiz bırakılınca iki çocuğuyla zor şartlarda ülkeden ayrılmak durumunda kalmış. Ona yaşatılanların bahanesi olarak gösterilen sebepse kayınpederinin mesleği olmuş. Hakkımdaki suçlama, yani kayınpederim vali yardımcısı olarak çalışıyordu Ankara'da. Önemli bir görevi vardı. Kendisi olaydan iki gün sonra gözaltına alındı ve hapse girdi. Ve daha sonra da ve o arada, bu arada şunu da yani ilave etmem lazım. Darbe günü şey yapıyormuş, ritüel yapıyormuş evde ve bize, yani yapıyordu daha doğrusu, bize telefonla aradı. Ne oluyor oğlum diye. Ritüel yapıyorum hani yaptığını da ifade ederek. Yani bu insan hani darbe girişiminden suçlanarak içeri alındı. Bundan dolayı da yakınları suçlu ilan edildi. Onlardan birisi de bendim. Yani bunu tanıyor musunuz? Bu onun geliniymiş şeklinde bir haber gidiyor üniversiteye. Ve benim hakkımda da daha sonra araştırma yapılıyor. Görülüyor ki işte Bankasya'da hesabım var. Tamam, bu da terörist deniyor ve ihraç sebebim olarak yani ilk KHK ile ihraç edildim ben.